Sonra Oğuzhan bir cevap verdi, kendisi versin. Hatta orada Mert de vardı, Görkem de vardı, Oğuz da vardı. Ha bu kadar dedim, hani şey yapıyorsunuz, çok kötü duruyorsunuz. Al dedim Rümeysa, gelip seninle çık. Arkadaşlar. Evet, ben bir öğrenebilir miyim? Kim söyleyecek orada ne cevap verdiğini? Ne yapıyorsun şu an? Oha. Ben gidiyorum. Geliyor musun? Gel. Ben gidiyorum. Nasıl gelebilirim? Şu an ağlıyor musun? Ne oluyor? Geliyor musun? Bir daha sormayacağım. Nasıl gideyim? Nasıl gelebilirim? Geliyor musun? Murat. Bak olayı çözen Murat oldu. Bu kadar ya. Bu kadar kardeşim ya. Mesela kalk zaten. Her şey patladı. Mesela git artık. Tamam, i̇çinde var. Ama çok yanlış. Rümeysa içinde varsa yaşa, korkma. İçinde varsa, bak kardeşim bu kadar basit. Bak içinde varsa yaşa, korkma. Nasıl? Yeter ya. Ne bu hareket? Yeter Rümeysa. Evet. Rümeysa olsa doğru bir şey yapıyor. Bu kadar konuşulmaya devam edecek bu. Çok yanlış bir... Yanlış bir şey var mı? Yanlış oldu, her şey oldu. Anladın mı? Yani bu şekilde olacak. Bu şekilde işleri rahatlayacak. Rümeysa kabul et sen de ya. Kanka tutamıyorum. Ben de durmak istemiyorum programda. Sen de durmak istemiyorsun. Anlatılanlar doğru muydu ya? Çıkalım gidelim programdan. Çıkalım gidelim buradan. Söylemiyorum Rümeysa. Çok tanıyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Sen de geliyorsun. Ya nasıl gelmiyorum lan? İnanmıyordunuz. İnanmıyordunuz bana işte, görüyor musunuz? Rümeysa sen içinde varsın, yaşa. Bu ne ya? Bu ne işte? Bak inanmıyordunuz. İnanmıyordunuz bana işte, görüyor musunuz? Kimse inanmıyordu bana. Hayır. Hepimiz sana inandık. Sadece millet de inandı diye kanıt dedik. Ben ne yaşadım kanka? Rümeysa buradan artık dönme yok yani. Ay çok yanlış verdim. Ben de gideceğim zaten şu anda. Ben de gideceğim, sen de gideceksin. Oturun beyler. Ben de burada artık çok sıkıldım burada durmaktan. Ben de gidiyorum artık buradan. Sen de gidiyorsan, ellenmek istiyorsan beyler zaten. Oturun. Hayır. Ya beraber gidelim Görkem. Ya da burada kal. Oturun. Geliyor musun? Rümeysa korkma, cesaretli ol, sen de varsa içinde yaşa. Cesaret mevzu değil, ben şu an tamam, kimseye istemediğimi söyledim yani. Hayır da demiyorsun Rümeysa, kalk işte. Kimseye istemediğimi söyledim. Rümeysa ne bu hareket? Gözlerin doldu hayatım. Senin için diyorum bunu. Benim için ne benim için? Yani olanı değiştirecek bir durum yok. Kabul bu görecek. Böyle de çok farklı yani. Kabul olay tamam bu anlatırsın. Bundan sonra anlatırsın derdini. Elini tutmayacağım. Sen o sana bu yüzü verecek şeyleri yaptın ya. Rümeysa. Anladın mı? Kimseden korkmana gerek yok. Artık olan oldu. Korkmalık bir mevzu değil. Geliyor musun, gelmiyor musun? Sana diyecek bir şeyim yok. Ben kimseyi istemiyorum diyorum. Ne yapıyorsun? Kurtulmamız lazım bu algılardan. Ben dayanamıyorum artık bu evde. Algılar yüzünden bunu yapıyorsun. Evet. Madem biz... Bize inanmıyorlar. Bu şekilde artık buradan kurtulabiliriz. Ben de defolup gitmek istiyorum bu evden. Bu algılardan çok sıkıldım. Hadi gel istersen beraber çıkalım. Ya, şaka hadi şaka. Hiç hoş bir hareket değil öyle yani mi? Şu an. Öyle diye bir şey yok yani. Nasıl öyle diye bir şey yok? Erken sözleşme. Çıkıp gidemezsiniz o ayrı. Ya giderseniz sorumlulukları var. Rümeysa şu anda buradan çıkarsan, anladın mı? Şu anda buradan çıkarsan benim yüzümü bir daha göremezsin. Şu anda buradan çıkarsan... Şu anda hala... Sen şu anda benim elimi tutup buradan çıkmazsan, anladın mı? Atayım kendimi şuradan. Ne alaka? Sen şu anda bana ne yaşattığının farkında mısın? Sinirlerim bozuldu. Sen şu anda bana ne yaşattığının farkında mısın? Farklı bir... Şey. Ha, farklı bir şey farklı öyle bir mi? Durum. Sen buradan git bir daha benim yüzümü görürsen tamam mı? Sinirlerim bozuldu yemin ederim. Bekleyecek miyim daha seni? Bir hava alın, bir hava alın, bir ben konuşun. Bir arkada öyle konuşun sen bir. Sen şu anda buradan Oğuzhan'la gidersen tamam mı? Benim yüzümü bir daha göremezsin. Şimdi gidebilirsin. Hava almaya gidiyorum yani abartma.
Oğuzhan'la gidiyorsun ama değil mi? Gireli bekletme Öykü Hanım artık belki bir adım atar diye. Hala söylemiyor. Hiç öyle bir şey de söylemeyeceksin. Yani bundan artık dönüş zaten. Öykü Hanım biz zaten kuliste geçen muhabbet döndüğünden biliyorduk olayı. Bir saniye Gizemci. Bugün ne batlandı? Görkem bir oturur musunuz? Ben gideceğim buradan. Hazar bir otur sakinleş. Tamam Hazar otur sakinleş. Bir şeyleri var diyoruz, yok diyoruz, inanmıyorlar. Arkada dönen bu saçma sapan olaylardan etkilenip bu şekilde düşünüyorlar. Ama benim ağzımdan çıkan dostlarım bu sözüme inanmayıp benim arkamdan konuşuyorlar ve benim aksime konuşuyorlar. Artık çok yoruldum ben bu mevzulardan. Ben de yoruldum. Sen de yoruldun, farkındayım. Gidiyorsun, oturuyorsun, yatıyorsun, elenmek için her şeyi yapıyorsun. Bunun da farkındayım. Ya benim yüzümden ya senin yüzünden bir şekilde ikimiz de 18 kişiye karşı bu evin içinde bir savaş veriyoruz. Bir şeylerin doğruluğunu anlatmak için. Ama hiçbir şekilde anlamıyorlar. Anladın mı? Ben artık çok yoruldum. Burama kadar geldim. Yeter artık. Anladın mı? Böyle bir şey olmadığı halde, böyle bir şey oldu diye bu kadar bu bölüm, 10 bölüm boyunca lanse ettiriliyorsa kusura bakmayın kardeşim. Böyle bir şey de yaparım. Anladın mı? Ben şimdi programdan çıkıp gidiyorum. Sen de istediğin yere gidebilirsin. Ben bunu senin için ve benim için yaparım. Çünkü seni kader ortağın olarak görüyorum şu anda. Anladın mı? Sen benim kader ortağımsın şu an. Bu şekilde hamleyi bu yüzden yaptım. Görkem. Öykü Hanım biz geçen kulisle ilgili bir şey söylüyordun. Öykü Hanım ben şu anda gerçekten iyi değilim. Benim gitmem lazım burada. Görüşürüz. Enişteci. Üç kişi aynı anda idare nasıl edebildin? Bir ders ver bence. Sen ben öğrendim. Üç kişi bir anda nasıl idare edebilirsin çok ya? Üç kişi bir anda nasıl idare edebilirsin? Kafanda kur böyle. Hayal dünyanda yaşıyorsun. Sen bir anda hayal mi? Evet, üç hayal kişi aynı anda idare ediyor, bir de hayal diyor bana. Haddini bil. Ağzını topla. Kes. Tamam mı? Seninle